sarı saçlarına deli gönlümü. Bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Sarı saçlarına deli gönlümü. Bağlamışım çözülmüyor mihriban. Belleme ölümü, ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Türk şiirine kazandırdığı mihriban, İsyan ve Sükut, Hak Yol İslam Yazacağız, Gel Gayrı, Hasan'a Mektuplar, Vur Emri ve Omzumda Sevda Yükü adlı eserleriyle tanınan Karakoç, dört kuşak şair olan bir ailenin içine doğdu. Yine dededen itibaren hafız ve alim bir babanın çocuğu olan usta şair, böyle bir ailede doğmuş olmanın etkilerini hem yaşantısına hem de ortaya koyduğu eserlere taşıdı. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile, seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Anadolu insanının karşılaştığı ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde dünyaya geldi. Karakoç'un annesi Fadime Hanım ile babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu. İlkokuldan sonra öğretim hayatına bir süre devam edemeyen Karakoç, köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı. Abisi Bahattin Karakoç, şairin başarılı bir öğrenci olarak ilkokulu köyünde 4 yılda bitirdiğini, daha sonra okula gidemediğini, ancak kitapla bağını hiç koparmadığını anlatmıştı. Kardeşinin okuma tutkusuna ilişkin de Bahattin Karakoç, ister bir şiir kitabı, ister bir roman ve ister bir kanun kitabı olsun, ufak bir ayrıntıyı bile unutmazdı demişti. Görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana çırılçıplak. Henüz küçük yaşlarda şiirle tanışan Karakoç, 1958'de Elbistan Belediyesi'nde muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 1981'de emekli olana kadar bu görevini sürdürdü. Memuriyetin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Pakize Hanım ile evlenen Karakoç, 1967'de ilk çocuğu dünyaya geldi. İlk sevincini kızıma Mihriban adını koydum. Evde her daim onun adı anılsın diye. Sözleriyle anlatan Karakoç, 1969'da ikinci çocuğunu kucağına aldı ve ona Türk İslam adını koydu. Bunu da aşkımı devam eseri yaptım. Şiirlerim de çocuk larımda eserim sözleriyle aktarmıştı. Usta şair 1971'de 3. çocuğuna Ender Han adını vermişti. İlk şiirleri iki kitap olacak hacmindeyken beğenmeyip yaktığı söylenen Karakoç'un eserleri ilk olarak Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayımlandı. Şiire nasıl başladığınız sorusuna besmeleyle cevabını veren Karakoç, 1958'de kaleme almaya başladığı birbirinin devamı 22 şiirden meydana gelen Hasan'a Mektuplar isimli eserini 1964'te yayımladı. Şiirlerinde ilahi ve beşeri aşk, tabiat, gurbet, toplumsal yozlaşma, Türklük, İslam davası, ölüm gibi çeşitli konulara değinen Abdurrahim Karakoç, şiiri bir gayeye varmak için bir araç olarak gördüğünü ifade etmişti. Şairin yerini, milletin mertebesini Allah'ın tayin ettiğini söyleyerek milli ve dini duruşunu ortaya koydu. Gitmişti makama arzu hal için, bey dedi, yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim, şey dedi, yutkundu, eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı, gözler çakmak çakmak benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı, vay dedi, yutkundu, eğdi başını.
usta şairin eserleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileriyle kendisinin çıkardığı Yeni Ufuk gazetesinin yanı sıra Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde okuyucuyla buluştu. Vakit gazetesi bünyesinde vefatına kadar sürdürdüğü köşe yazarlığı sürvenine başladığı dönemde siyasete dahil olan Karakoç, Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye oldu. Bu durumu ise şöyle anlatmıştı. Gençlik ve halk bölünmüştü. Bilgili değillerdi. Okumuyorlardı. Ne tam kafir ne tam Müslümandılar. Mesele gençleri hak yolu olarak bildiğimiz İslamiyet'e yöneltmekti. Misyon hiçbir zaman tamamlanmaz ama başarılı olduğumuza kanaat getirince bıraktık. Elimizden geleni yaptık ama daha fazlasına gücüm yoktu. Politik hayatı bana yaramadı. Daha sonraki zamanlarda Büyük Birlik Partisi'nin aktif bir üyesi olan Karakoç, Muhsin Yazıcıoğlu'nu aradığı gençlik lideri olarak tanımlayarak ona daima destek olmuştu. Ben MHP'de kaldım kısa bir süre. MHP'de durdum, sonra ayrıldım. Vallahi Allah rızası için girdiydim, Allah rızası için ayrılmam icap etti dedim. Mihriban eserini 1960'da yazdığını söyleyen Karakoç bir açıklamasında şunları anlattı. Bazıları gerçek mi diyor? Gerçek diyorum. Ama adı Mihriban değil. O gençliğimde yaşamış bir aşktı. Ama şimdi adını deşifre etmem ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isim. Masa başında yazılmış hayal bir aşk. Bu tadı ve lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. O zamanlar elektrik yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum. Şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı. Lambadaki alev üşüyor çıktı. Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama insan hiçbir zaman unutmuyor. O mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap aldım. Unutmak kolay mı mektubun başlığını? Sarı saçlarına deli gönlümü. Bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Karakoç bir röportajında şiiri nasıl yazdığı ile ilgili olarak sorulan soruya ''Şiirde ilham vardır. Şiir ilhamsız olmaz. Cenab-ı Allah bir ilham veriyor, o ilham bana yazmayı emrediyor. Bakın yağmur yağarken bulutların geldiği gibi. Allah bulutsuz yağmur yağdıramaz mı? Ama bir vesile ihlas etmişti. İnsana da bazı şeyler göstererek ve duyurarak ihlas ettirdiği için yazdırıyor.'' ifadesiyle cevap vermişti. Mihriban isim olarak bir sembol isimdir. Evet. Böyle bir tanışıklığım yoktur. Fakat 3 tane mihriban şiiri var. Birisi de unutursun diyorsun. Evet, unutursun dedi. Fakat bunlar hayalen öyle yazılmış şiirler değildir. Oturup da şiir yazayım diye olmamıştır. Tabii bir hatıraya dayanıyor, gençliğin hatırasına. O gün yazılmıştır ama ondan sonra yazılması da mümkün olmayan bir şiirdir. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Karakoç'un naaşı, Kocatepe Camisi'nin töreninin ardından Bağlum Mezarlığı'ndaki Şeyh Abdülhakim Arvesi Türbesi'nin yanına defnedildi. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne, şaştığım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban.